Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Bu bölümde nefis limonata tarifimi paylaşıyorum sizinle. Benzer tarifler var ama bu yöntemle, yaptığım yöntemle olabilecek en fazla aromayı elde edeceksiniz. Hem rengi hem tadıyla gerçekten muhteşem bir limonata oluyor. Hemen yapmaya geçelim. Tarif için isterseniz bir portakal, bir limon veya 3 tane limon kullanabilirsiniz. Bu sefer ben bir portakal ve limon kullandım. Önceden derin dondurucuda iyice donana kadar bekletmeniz gerekiyor. Bunu mevsiminde portakalları koyup bekletebilirsiniz. Benim de bu şekilde bir tane elimde vardı. Ama aynı şekilde 3 limonla da yaptım. Donmuş olan limonları 10 dakika kadar önceden çıkarıp hafif kesilecek kıvama gelene kadar bekletiyoruz. Ve mutfak robotuna yardımcı olabilmek için 5-6 parçaya gelişigüzel doğruyoruz. Ben en sert olan baş kısımlarını kestim ve ayırdım, kullanmadım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip robotta iyice parçalanana kadar şekerle birlikte püre haline gelene kadar çekeceğim. Mutfak robotunuzun biraz güçlü olması gerekiyor. Eğer çok güvenmiyorsanız daha fazla parçalara bölün. Eğer hiç yoksa elinizde rendelemeyi deneyebilirsiniz iri yerinden ve şekerle yine karıştırarak eritebilirsiniz. Bu aşamada içerisine 1 tatlı kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Tekrardan birazcık su ilave edip robotta geçireceğim. Bir miktar daha olabildiğince ezmeye çalışıyorum tüm malzemeleri. Şimdi bu haliyle güzel, yoğun, aromalı bir karışımımız var, püremiz var. Bunu süzgeçten geçireceğim. Eğer temiz bir mutfak için kullandığınız tülbent kullanıyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Olabildiğince kaşık yardımıyla, biraz çok soğuk olduğu için elle ilk anda yapamadım. Biraz ezmeye çalıştım ama biraz kaşık yardımıyla ara sıra su ilave ederek olabildiğince aromasının aşağıya geçmesine yardımcı oluyoruz. Ve bununla kalmıyoruz. Bunu birkaç kez tekrarlayacağım. Ne kadar çok yaparsanız üzerine ekledikçe aslında hem aroması hem şekeri aşağıya geçiyor. Şu anda halen daha o pürenin içerisinde yoğun bir şeker var ve aroması var. Su koydukça ve robotta karıştırdıkça yeniden limonatanız için güzel bir sıvı, renkli, aromalı bir sıvı elde ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi tekrardan su koyup karıştırdım, süzgeçten geçirdim. Olabildiğince aşağıya aktarıyorum. Bu arada çekimden dolayı özür diliyorum sizlerden çünkü aceleye geldi. İftar hazırlıkları içerisinde misafirlerime yaptığım sırada bunu çekmek istedim. Hızlıca paylaşmak adına çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi birkaç kez, en az 4-5 kez olabildiğince su ilave edip karıştırarak veya robot kullanmıyorsanız elinizle mıncıklayarak, yoğurarak aromasını çıkarmaya çalışıyoruz ve bu özenle çıkardığımız suyu da tabii tezgaha, masaya dökmüyoruz. Ben maalesef böyle bir şey yaptım bu sefer. Gördüğünüz gibi birkaç kez daha aynı şekilde ekledim. Giderek rengi açılıyor. Artık çok fazla renk ve aroma vermediğinde bunu yapmayı kesebilirsiniz. Üzerine ben biraz da buz ilave ettim ve kalanını da suyla tamamladım. Bu şekilde yaklaşık 3 litre limonata elde ediyorsunuz ama şeker oranını artırıp biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok yoğun bir aroması var. Ayrıca biz bunu yarı yarıya soda ile karıştırarak da içtik. Mükemmel bir lezzet o da. Mutlaka deneyin, bu şekilde yaz boyunca tüketebileceğiniz sağlıklı güzel bir içecek. Bu bölümde benden bu kadar. Birçok tarifim için beni hala değilseniz YouTube kanalımdan takip alabilirsiniz. Yeni tariflerde inşallah görüşene dek hoşça kalın.